Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yine dişim yok. Bugün veterinere gideceğiz. Bu işte köpeğin aşılarını falan yaptıracağız birkaç tane. Ondan sonra birazcık dolanır, hava alır, geliriz. Ben de bir vlog başlatayım istedim. Bu gözüm için doktora gitmiştim ya. Nerede kuzu? Ha şu. Doktor hani damla falan vermiş demiştim. Şimdi yüzümü, gözümü bir güzel Dalina yıkayacağım. Sonrasında da şu damla işlemlerini yapar, hazırlanır çıkarız. Üç tane dişim kaldı ya, onu fırçalayayım. Şimdi ilk önce şu bıyıklardan, kaşlardan kurtulacağım. Baksanıza bayağı fark ediyor ya. Keskinleşiyor hemen. Biraz da şu uçları keseyim. Tamam. Şimdi diğerine geçiyorum hemen hızlıca. Yanlışlıkla kirpikler almayalım da. Şimdi yüzümüzü birazcık nemlendirelim. Boşverin. Yine gözlerime sürmeyeceğim çünkü damlayla krem süreceğim ya şimdi. O yüzden kapatıcı falan geçemeyeceğim. Çok sade. Yüzü sadece sağlık göstersin diye bir makyaj yapayım. Bu arada gideceğimiz klinik Levent'te. Bayağı böyle influencerların tavsiyesi üzerine buldum orayı. Çok da güzel bir yer. Tırnaklarını falan keserler şimdi yine büyük ihtimalle. Daha yavru olduğu için bayağı aşısı var. Şimdi sıra sıra yaptıracağız onları hep. Şu pastelin en sevdiğim ağzından uygulayacağım. 52 numara bendeki. Yine zaten aşağı linklerini bırakırım. Süngerimle de böyle bir yiyorum. Allah'ım. Sanki kan ilacı içmiş gibi oluyorum. Al al. Tamam. Dişimi takayım da rahat rahat koyacağım. Şimdi daha iyi, tamam. Rengini nasıl tutturdular, hala oradayım. En çok ondan korkuyordum rengi tutmayacak diye, ama tutturdular. Kirpikleri de bir kıvıralım. Güzel kirpik ama düz. Hiçbir manası yok. Bir de şu ruju göstermiştim daha önce de, hatta alışveriş videomda. Benim gidip bundan 10 tane daha almam. Gerçekten 10 tane daha aldım. Çünkü çok güzel. Yani rengi aşırı tatlı bir pembe. Hem çantama hem işte gece kullandığım dolabımda. Ekstra olarak yedeklediğim bir sürü. Şöyle hani yüzünüzde böyle hani bir betonluk oluyor ya. Ya da dudaklarınız bir renksiz oluyor. Yeni uyandığınızda özellikle ya da gün içerisinde vesaire. Akşamdan mesela ben bunu sürüyorum. Sabah uyandığımda da böyle dudaklarım pembiş oluyor. Ya da gün içerisinde sürüyorum, akşama kadar gidiyor falan. Bayağı kalıcı. Eskiden yeşil rujlar olurdu ya, sihirli ruj. Onun aloe veralı model halini yapmışlar. Bunu da linkini aşağıya bıraktım çünkü aşırı uygun. Bir bakın, gidin alın. Bir de üzerimi değiştireyim. Yani yine tişört, kot falan giyerim. Bir şey yapmam da. Şaka mı yaptım zannettiniz? Gerçekten 10 tane var. Bir de çantamda, dolabımda falan var. Az önce kullandığım makyaj çantamda, masamda da var. Cidden tam 11 tane aynen. Diğeriyle birlikte 11 tane aldım şunlardan. Bir şey sevince işte ben böyle cırkını çıkartıyorum. Çok seviyorum ya. Bir de güzel nemlendiriyor. Terlikler değişiyor çünkü burası bagetin odası. Birileri yine her tarafa işime sıçmadan yanmış. Evet, mama saatimiz gelmiş. Eşek. Her gün Villa'da şov yapıyoruz buralara. Nasıl edeceğiz biz seni? Hı? Bakma öyle mülür mülür burnunu ısırırım. Şunları, bezlerini, pedlerini bantlıyoruz, yine söküyor. Pirana. Keşke adını Pirana koysaydık. Bazı böyle modeller pet düşmanı olabiliyor arkadaşlar. Pet düşmanı. Kim baksarla çözüyorsunuz. Zaten pet geçici bir çözüm. Bir de köpekler diyorlar gerçekten de sahiplerine benzer diye. Bu inatlık, bu gıcıklık. Salona mı sıçıyoruz? Bu uyuzluk. Hayır, yap diyorsun yapmıyor. Yapma diyorsun yapıyor. Gıcık. Sahibi gibi. Aynı anası. Tıp demiş burnundan düşmüş. Burnu da yok. Dişi de yok. Hiçbir şey yok. Gidiyoruz makineye. Sen bunlara da düş, ne olur ne olmaz. Ay buna da gelmiş ki zaten. Şurada şurada bak. Elim yetmiyor kız, dursana. Hah, tam ay Caner vereceğin oyuncağı. Atıyorum makineye. At makineye. Ay, yemin ediyorum evde 3 tane çocuk var ya. Bakayım içi boş mu, boş. Boklu. Şimdi bu bir de alerjik bir köpekmiş ya. O yüzden paşaya deterjan kullanamıyoruz. Sadece suyla durulayacağım 15 dakika. 4 kere de durulasın. Tamam. Böyle yapabiliyoruz maalesef. Her şey alerjisi var çünkü. Hapşırıyoruz, sıksırıyoruz. Anasını çekmiş. Evet, gerçekten anasını çekmiş. Bunları bantlayalım Caner ya. Şurada falan da. Bugün alalım mı banttan da? Normal diğer banttan almayalım. Yer var mı? Ben burada yaşıyorum. Sen gerçekten yeter burada yaşadı. Hepimiz rahat edelim ya. Uygulamalı gösteriyorum. Buraya böyle. Evet, izle babayı. Look at me. Look at you. Düz su içsin diye kafamı edeyim. Soktum şuraya kadar ya. Gerçekten. Ne yapsak aynısını yapmaya çalışıyor. Tam bebek ya. Hı, hadi bakalım.
Çok seviyor. Enerjik. Ha, şey diyenler olmuş, küçücük hayvanı buraya mı tıkıyorsunuz diye, de normalde şu tek bir tane. Yani normalde hayvanları şunun arkadaşlar, bir tanesine sıkıştırıyorlar. Daralan eğitimi vermemiz lazım. Biz iki tanesine yapıyoruz. Komple eve salınmaz direkt köpek. Önce daralan eğitimi görür, ondan sonra odaya salınır. Tamam, bazıları söyledi, kızma. Öyle bir söylüyor ki bu da dövecekmiş gibi. Instagram'dan bana mesaj attılar diyor, 3-5 tane densiz. Yok işte yazık, günah değil mi hayvanı, niye oraya sıkıştırıyorsunuz bilmem ne. Eğitim böyle veriliyormuş yoksa. Bizim işimize de gelmiyor şu kadarcık alanı, sürekli kagasını yapsın, çişini yapsın, temizleyelim. Sala ve tuvalete geldiği zaman tırmansın, kapıyı çıkartalım dışarı. Ama eğitim... İşte o evreye gelene kadar... O evreye gelene kadar da Büşra fıttıracak, çıldıracak. Abi kafes hiç kaldırılmaması gerekiyormuş bu arada. Hmm, kalacak o zaman. Zaten bayağı büyük bir kafes yapmış. Evet, şuraya bak. Bile, aynen. Kocaman yarın bir kafes. Kapısını. Şu şeyi kirlenmedi değil mi? Baktın mı? Hah, tamam. İyi, mamasını yemiş birazcık. Makinemize de bakalım çalışıyor mu? Evet çalışıyor. Ay geçen gün şunu da bozdum zannettim. Şuradaki şalter atmış. Ödüm patladı, makine bozuldu diye. Sağlam. Maşallah. Dün de şuraya çamaşırlar bilmem neler asıldı. Bir sürü yıkadım ettim. Bugün zaten birlikte toparlarız bunu. Kurumuşlardır büyük ihtimalle. Ha, bir tık. Biz gelene kadar kururlar. Bilada da burada çok hazır bekliyor her yeri silmek için. Yatak odasının kapısını da bilerek kapatıyorum. Çünkü bu pirana. Evet, senden bahsediyorum. Uçuyor ya. Sonra patileriyle bir güzel elliyor onu ve sonra her yere dolaşabiliyor. O yüzden kapıları kapattık. En azından sadece şu kısımlar falan onun olsun diye. Zaten bu kapı genelde hep kapalı duruyor. Orada bırakıyoruz. Onu çıkarttığımız zaman da bu kapıyı kapatıyoruz. Bu odada ya da dışarıda dolaştırıyoruz. Yani ondan da sıkılmasın hayvan diye. Öyle bir eğitim aşaması. Bir de fısfıs aldık pede sıkmak için. Ama fısfısımız yeri iade olmuş sağ olsun. Yurt içi kargo hiç getirmediğinden dolayı. Şimdi tekrardan başka aldım, onu bekliyorum. Bakın fısfıs belki işe yarar da pedini bulur yapar. Çünkü öyle yaparsa çok rahatlayacağız. Bir türlü bayağı uğraşıyoruz. Değil mi annem? Aşkım. Oh küçük burun. Koca göz. Onu bırak. Hayır hayır. Hazırlandım. Bir tane şöyle bol bir tişört giydim. Bir de tight dediğim gibi siyah pantolon. Siyah tight, siyah tişört. Kolyemi taktım. Saçımdaki o saçma sapan tokayı çıkarttım ama çok rahat, çok seviyorum onu. Bir de siyah ayakkabı giyeriz. Olur biter. Yalnız göz damlamı damlatıp lensimi takayım. Oyuncakları da yıkandı. Beni al diye çağırıyor şu an makina. Çok iyi yaşa. Kaşlarımı alınca hemen bir böyle sivrileşti bakışlarım ya. Gözüme de hayatta damla dökemem zannediyordum. Hep birisinin yardımıyla yaptım şimdiye kadar ama aynadan bakıp gözünüzü şöyle üstten açıp şöyle bir damla sıkmak bayağı kolaymış. Ki ben de yıllardır lens kullanıyorum. İnsanlar lens suyunu falan sıkıyorlar gözün içine ama o kadar yapamam. O kadar olmaz. Maksimum bu. Şey dedi doktorum bir de, hani bu gözümde sıkıntı var ama buna da yap aynı şey dedi. Şimdi biraz taşırdık ama neyse. Bir de kremim var. Kremi de sadece bu kısmı sürüyorum. Sabah öyle akşam birer damla dedi. İnşallah geçer. 15 günün sonunda bakacağız artık. Geçmezse ameliyatlıkmış. Ya kısa bir işlem ama yine kesip biçmeli, anestezili falan filan yani. Bir de içten yapacak, böyle çevirip içten lazerle kesecek galiba. Dua edin de gerek kalmasın ne olur. Bazıları da nazar falan diyor. Bilmiyorum valla. Doktorda alerjin var dedi. İyice yayarak sürdük. Tamam. Direksiyon kursunda başlayacak bayramdan sonra. Hatta siz bu videoyu izliyorsanız büyük ihtimal bayramdır ya da bayramdan biraz sonradır. Başlamış olabilirim. Çok da sıkmayın, köpek rahatsız olmasın. Bir de son bir şey yapacağım, gülmeyin. Dişimi çıkartacağım, içine jel sürüp yapıştıracağım. Böyle çünkü atıyor kendini. Hadi gidelim, tamam, çok koştum yine. 70 yaşında. Şimdi dişlerini yapıştıracak, evet. Bilmeyenler için arkadaşlar. Hani yaşlanmayacaksınız zannetmeyin. 70 yaşında bunu kullanacaksınız. O yüzden izleyin bakalım nasıl yapılıyormuş diş yapıştırma. Yapışsın da bir 3 saat idare etsin. Dedemle aynı markayı kullanıyorum. Dedem 80 yaşında. Yapıştı galiba. Biraz bekleyelim. Oyuncaklarımız da yıkandı ya. Çıkaralım bunları da kurusun bir an önce. Gelince oynar. Nereye asalım bunları? Şuraya asalım. Bakar mısınız? Bizim diş fırçamız, macunumuz bile var ya. Teyzeleri ya. Şuna bir bakar mısınız? Şuna parmak geçiyor ve dişler fırçalanıyor.
Dün yaptık birazcık. Bir de bayağı araştırıp aldım ben şunu. Bir tık yine pahalı ama yuttuğu zaman problem olmuyormuş. Bir de herkes ağız kokusunun bir uygulamadan sonra falan gittiğini söylüyor. Yine bunları da isterseniz linke bırakırım. Oyuncaklarıyla falan birlikte. Eğer evcil hayvanınız varsa. Çok güzel bir şey çünkü. Bayağı yaladı bizimki, bayıldı. Sen iyice babacı olmaya başladın he. Şşş. Sana diyorum. Ben daha bakmayacağım, seni sevmeyeceğim. Kucağımda durmuyorsun. Adam araba sürüyor diyorum, yine yanına gidiyorsun. Yapma diyorum yapıyorsun, yap diyorum yapmıyorsun. Şşş. Sana konuşuyorum, yüzüme bile bakmıyorsun. Evet. Sen bundan sonra seni sevmek yok. Hadi bakalım. Senin annen yok. Suluğumuz da var. Susarsa hemen veriyoruz su. Evet. Tırnaklar kesilecek. Veto'dayız. Veto'dayız. Kulak kontrol. Diğer kulak kontrol. Kuyruğa bak, deliriyor şu an. Evet, aşımız geliyor. Yaşar hazırlanıyor. Sapla. Ya yeriz seni ya. Evet, mimik kontrol. Dişlere bakılıyor. Dün fırçaladık. Göz kontrol. Herkese kuyruk sallıyor. Heyecanlı ya. Ödün mamasıyla kandırmacalar. Evet, geliyor. Aç bırakıyor sanki. Hiç yemedin, 3 gündür açsın ye. Şek, kıyafet de alalım burada ona ya varsa. Yoksa başka bir yere bakalım. Geliyor. Yaşar hazırlanıyor. Ay. Ay. O hiç duymadı bile. Hiç umurunda bile değil. Mamaya takılmış ödül maması. Ne kör gırtlak. Tırnak kontrol. Geliyor makas. Yaşasın. Tırnaklarımız kesiliyor. Çizdi her yerimizi ya. Manikür pedikür. Biz daha kahvaltı bile yapmadık biliyor musunuz? Böyle bir sevgi işte. Önce o. Sonra biz. Şey gibi değil mi? Küvezdeki çocuğunu bekliyor. Veto'dan çıktık. Yine babasına gitti. Bende durmuyor hayvan ya. Şaka gibi. Sevmiyorum seni. Artık yok, aramızdaki her şey bitti. Bak hiç umurumda değil zaten. Hani şey de olmuyor, hani anladın mı? Hani annen mesela ekmek almaya bakkala gönderir. Ben seni 9 ay taşıdım diye acındırır. Sen gitmek istemezsin, sonra gidersin falan. Onu yapmaya çalışıyorum, onu da yemeyeyim. Umurunda değil. Çıktık şimdi. Hani bir şeyler alacağız. Ondan sonra da eve geçeceğiz. Birazcık uzak bizim oturduğumuz evden burası ama çok memnun olduğumuz için geliyoruz. 2 oldu yani. 5. Levent'te. Adı neydi? İhtiyacımız varsa siz de bir bakın. Reklam değil bu arada. Cidden memnun kaldığımız için de bir söyleyelim istedim. Bagetimiz de çok memnun. Gittiğinizde bagetin ismini vermeyi unutmayın. Evet, lütfen. Baget sayesinde geldik. İsmini de unutmuyorlar sağ olsunlar. Çok ilgililer. Tırnaklarımız ferfilendi. Aşımız yapıldı. Mama da biraz verildi. Hafif de şımartıldı. Bana mı geleceksin? Bismillahirrahmanirrahim. Aa, bana geliyor. Aa. Yok, bana değil, çantama geliyor. Eşek sıpası. Değil mi? Ananla işin olur mu senin? Olmaz. Bir dahaki aşısı ne zamanmış? 10 gün sonra yine. Bizim kimliğimiz var ya. Evet. Evet. Bizim keyifçiliğe bakın, eve geldik. Şimdi ne izleyeceğimizi gösterelim. Akşam Dilin Turbo konuşuyor. Evet. Arabalar. Hadi yiyelim. Günaydın. Ben yine gözüme damla sıktım. Daha öncesinde yıkadım. Sonrasında da biraz krem sürdüm ve şimdi yatağı toparlıyorum istiyorum. 2 dakika. Sonrasında da bir mısır gevreği yaparım yine. Köpek babam. Bugün sizin işimiz var. Dişlerimi takmadan da çok konuşmak istemiyorum ama Trendyol'dan aldım, birkaç tane alışverişim vardı. Onun üzerimde deneriz. Ben de denemedim hiç. Sonrasında şu kaşlarımı ve yüzümdeki tüyleri sarartma vaktim geldi. Çünkü olduğundan bayağı koyulaştı. Herhalde 1,5 ay falan oldu yapalı. Bunu da birlikte bir halledelim isterim. Bir de sizinle birlikte bir şey alacağım. Bir üstünde konuşuruz vakti gelince. Ama öncesinde karnım çok aç dediğim gibi bir aşağı inelim. Bakın şimdi burada birileri delirecek. Aşkım. Aa, uyuyor muydu? Uyandırdım anneciğim. Başlıyoruz. Uyandırdım annem. Anam nerelere işemişsin kız, Allah seni ya. Şurası varken niye buralara işersin bir annem bir? Aa, bim bim bim. Öyle mi konuştum ki? Kapıyı açalım, biraz havalansın. Dur şimdi sildiklerini sileceğim senin, bekle. Pis kokana. Kapatalım kapımızı da. Dur, dur. Dur aşkım, dur.
tabak. Hemen bakıp kuyruğa bak. Dur. Dur Sidikli dur. Dur bakalım bunu da sileriz. Gel buraya. Gel otur. Bak gel otur. Otur anneciğim. Heh, aferin sana. Aferin. Çok heyecanlısın dur. Kız dur. Bak gel dur anne. Dur aşkım dur şu patates sileme. Gel buraya popiş. Popiş kontroldür. Biz daha bebeğiz ya teyze. Köpeğimi yalvardım. Biz daha bebek olduğumuz için teyzeleri. Evet annem biz bebeğiz daha. Heh dolar şimdi. Senin kara burnunu ne yapacağız şu kara burnunu senin? Gel yatağına yat gel. Dışarıda da yatağımız var bizim ya. Evet. Zıpla. Aferin kız sana. Aferin sana ya. Aferin. Evet bugün tarandık biz. Ama yine bir taranırız. Nefret ediyoruz taranmaktan ama. Zilimiz de var ya Rabbim Allah'ım. Tam bir erkek çocuğu. Biz şimdi? Evet. Biz şimdi? Işık da ters vuruyor. Dur böyle yapalım böyle. Dişlerimiz kaşınıyor ya. Oo dişlerimiz kaşınıyor. Aşağıdan destek var. Rahat rahat yiyelim. O patiyi oraya koymazsa çiğneyemiyoruz tabii. En sevdiğimiz şey bunu ısırmak. Çık çık çık. Çaplat ağzına. Oo annesi kurban olsun. Anan gidecek şimdi çamaşır toplayacak anne. Evet anan gidecek çamaşır toplayacak ama biz çok tatlı değil miyiz ya? Bize bir like var mı? Üzerine lütfen kanalımıza abone olur musunuz? Oh teşekkür ederiz. Teşekkür et annem teyzelere. Teşekkür ederiz. Getir. Bakayım. Getir. Tutamıyor ki ağzıyla ufak ağzı. Hadi inşallah senin kadar oyuncak. Yatağına götürüyor. Baget getir. Bak şimdi. Ya Allah'ım ya. Bir şey göstereceğim size de onun için bekliyorum. Baget getir. Seni eşek sıpası seni ya. Dur şunu alalım bari. bak şimdi. Ya şimdi nasıl kuduruyoruz biz? Biz nasıl kuduruyoruz? Oynat bakalım. Bak şimdi. Hoppa. Böyle kuduruyoruz biz. Bunu da içinden geçmiş. Şu hale bak. Dikeyim bunu da elimle de. Makineye sığmaz. 2 dakika hallederim. Köpke. Çok mutlu ya. Dengesiz. Şurayı da sizinle birlikte toplayacağız ama öncesinde bu bahsettiğim kıyafetleri biz sizinle deneyelim istiyorum. Hadi gidelim. Önce şöyle bir geisha geceliği aldım kendime. Ay çok güzel bence. Bir de kumaş böyle yakacak bir şey değil. Saten ama ince bir saten. Şort ve şu üst takımıyla birlikte geliyor iplerim. Baya tatlı bir şey. İnşallah stoklarda falan kalmıştır çünkü alalı 1,5 ay oldu. Ben yine de aşağı sabitlediğim linki bir de videonun açıklama bölümünde olan linke bırakacağım. Olan ürünlere bakarsınız. Eğer beğenirseniz stokta bulursanız tam koyacağım. Ay çok beğendim bunu. Diğerine geçiyoruz hadi. Bir diğeri de şöyle bir üst. Bu kısmında bir fermuar var. Kapattığınız zaman kapatabilirsem tövbe. Hem bu tırnaklar hem de tersinde kalıyor. Hadi inşallah. Kapatamıyorum. Of! Dur bir de şöyle deneyeceğim. Ay ben bunu yırtacağım şimdi az kaldı. Çok sinirleniyorum şu an. Hah kapadım. Kapadım yaptım becerdim. Şöyle nazik naif peri kızı gibi bir bluz. Crop tarzında. Çok bir dekoltesi yok ama bence aşırı hoş duruyor baya. Böyle naif duruyor anladın siz deniz kızı gibi. Bu arada buradan da duşa gideceğim için çok kötüyüm. Her zaman duşa girmeden önce üstüm başımı değiştirmeye çalışıyorum. Yeni ürünleri deniyorum ki pisliğime pislik katsınlar diye. Bir de şöyle bir siyah pantolon aldım. Bu Trendyol Mila'nın Petit serisi. Petit serisi de böyle minyonlara özel yapılmış genelde oluyor. Mesela bu pantolonun bacak boyunu ben hiç kesmedim. Normalde en az şu kadar falan kesmek zorunda kalıyorum pantolonlardan. 1.56-1.57 boylarında olduğundan dolayı. Ama bunu hiç kesmedim dediğim gibi. 34 ya da 32 beden olması gerekiyor. En küçük bedeni bendeki. Beğendim. Güzel. Bu da hoşuma gitti. Böyle güzel akşam yemeğine falan giderken giyilebilir bence ya da eventte falan. Ay bir şey söyleyeyim mi? Şöyle bir korse tarzı crop almıştım. Bir de yeşili var. O kadar güzel ki normalde böyle üst tarafımın 34 bedenleri bana büyük geliyor. Üst taraf küçük olduğundan dolayı ama buna cuk oturdu. Bir de galiba şu iç kısmında silikon bir şeyler var. Sırtında evet. Tutuyor. Düşmesini engelliyor. Bayağı beğendim bunu. Şu rengini de göstereceğim. Bir de şu rengini aldım. Çok güzelmiş ama ha. Valla hangisini tercih ederseniz dedim pişman olmazsınız yani bayağı beğendim. Bir de üzerime tabi böyle giymeyeceğim de hiçbir esprisi olmayan
hepinizde bulunan eminim. Şöyle bir siyah kot, trenç kot aldım. Aynen, kot ceket. Benim siyahım yoktu. Her şeyle giyilebiliyor ya böyle. Dışarı çıktığınız zaman al eline çek git. Öyle bir şeyim yoktu. Bunu da böyle aldım. Tabii şununla giymeyeceğim. Ama bunu da göstereyim. Eğer ihtiyacınız varsa aşağı linki geldi. Bir diğeri de şöyle bir tulum ama bunun böyle tulum olduğuna bakmayın. Bunun üstünde normalde bir artık gecelik mi dersiniz, pijama mı dersiniz? Öyle bir tulum. Tülüm. Konuşamıyorum bugün ama rengi aşırı güzelmiş. Bayağı güzel. Dekolteli falan ama zaten evde giyeceğinizden dolayı bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Kumaşını çok beğendim. Böyle yazın ben yanıyorum çünkü uyuz oluyorum. Özellikle uyurken terliyorum falan. Öyle bir kumaş değil. Bunu da çok beğendim. Bayağı rahat. 34 beden olması gerekiyor. Göbeğimin çıktığına bakmayın. Bir tık daha kilo verdikten sonra bence daha güzel olacak. Şu askı kırmızı bir elbise istiyordum. Bunun bir sürü rengi var. Üzerine de işte dışarı çıkarken yine beyaz spor ayakkabı ve şöyle maviş bir gömlekle takım yaparım diye düşündüm. Tokama da bakmayın. Ya böyle hoş duruyor bence. Ya da üzerine siyah gömlek de olabilir. Saten falan var ama günlük gündelik şöyle tatlış bir kombin yapayım dedim. Birazcık da iddialı olsun diye. Nasıl buldunuz bilmiyorum ama. Yani değişik. Bir de şöyle bir şort etek aldım. Bayağı bildiğiniz şortlu morlu. Çok rahat, güzel bir şey. Tril tril. Normalde 36 bedenini almıştım. Yorumlarda işte bir beden mutlaka büyük alın dedikleri için. Sonra o bana büyük geldi. 34'üne geçiş yaptım. Ya bu da bir tık büyük ama 36'sı gibi değil en azından. Üzerime de dilbinden şöyle bir korse gibi gelen atletimsi bir şey aldım. Aşırı beğendim. Bunda farklı renkleri falan vardı. Hatta yine bu tarz bir şeylerde kısa kolu falan çıkartmışlardı. Çok şık. Onları da eklerim linke isterseniz. Konuşmamda sıkıntı oluyor. Kusura bakmayın çünkü dişlerim çıkıyor. Böyle bir şey yaptım bunda. Dediğim gibi şort etekleri çok seviyorum ben. Rahat rahat oluyor. Çünkü bir yere gidip oturduğunuz zaman özellikle benim gibi bu kadar kısa giymeyi seviyorsanız, boyunuz kısaysa şort etek hakikaten kurtarıyor yani. Bu da böyle bir şey. Başka da bir şeyim yok galiba. Ha şu var ama bunun içinde şimdi böyle hayal etmeyin yine. Şöyle bir ceket aldım. Tabii ben bu ceketi elbise falan yaparım diye aldım. Aynen. Şimdi şöyle kapandığını düşünün bunu. Belki şuraya siyah bir kemer gelir kalın. Yine çok ince bir siyah çorap ya da direkt böyle ten olarak da kullanılır. Ya da yine içerisine atıyorum işte beyaz pantolon. Yeşil bu renkte bir crop. Ha değiştirilebilir yani ya da siyah pantolon vesaire. Bir şey olur ama böyle hayal etmeyin dediğim gibi şöyle de bir yeşil ceket aldım. Çünkü çok seviyorum ceket. Bu kadar. Hadi gidelim şimdi çamaşır katlayalım. Hadi birlikte gelin de şunun şu kısmını dikelim ya. Ne renkmiş bu? Beyaz. O zaman beyaz ipimizi alıyoruz. Tırnaklarla da ne güzel geçireceğim şimdi iğneyi. İğne yok ki. Beyaza takmışım. Durun. Ay tırnağım yüzünden alamıyorum kutudan. Allah'ım. Aldım. Biraz emcikledik. Hoppa. Tamam. Ucundan da keselim. Tersten dikemeyeceğim için böyle dikeceğiz. Çok da önemli değil zaten adı üstünde. Köpeğin oyuncağı olduğu için muntazam olmasına gerek yok. Maksat sıkı olsun da bir daha dişleyip yırtmasın. Artık en azından pamuklarını yiyemez. Şuraya bir 3-5 dikiş daha atayım da şey olmasın. O kadar kötü attım ki yalnız. Yani o kadar kötü dikiş atılır. Makas da kesmiyor. Tamam hallettik. Çocuğumun oyuncağı hazır ya. Bir de size demiştim yani videonun başında bir tane bir şey alacağım ama kararsız kaldım diye. Ya ben normalde hani mopla falan da oluyor tabii ama buharlı mop istiyorum. Yani bildiğiniz fişe takılan, buhar veren, hani hem buharla stabilize edebilen yani mikropları buharla kırabilen, yer silmek için bir makine istiyorum. Yui diye bir markanın buldum. Fakirin buldum. Bir de Alf diye bir marka buldum. Yani fakir de çok güzel ama şunda da yani güzel yorumlar var ama bana şu bir ağır bastı. Yorumlar falan da çok güzel. Hatta şöyle de göstereyim size. Bildiğiniz böyle hani çok koltuk altlarına girmeyen ama buharla halıları da işte yerleri de falan çok güzel şey yapabileceğiniz bir şeymiş. Ya şunu almak istiyorum açıkçası. Çünkü bunun yorumları bir tık daha iyiydi diğerlerinden. Bayağı bir bakındım ettim. Hatta 2-3 günden beri araştırmaya girdim ama galiba bunda
karar kılacağım. Yanına yedek hediye falan götürmedikleri için caz yapmışlar yorumlarda ama genel olarak tatlıydı. Hiçbirisi dört dörtlük değil ama yani bunu da bir karar kıldım. Bizim köpeğin şimdi alerjisi var ya, burnu falan çok hassas, sürekli kendi tüylerinden bile hapşırıyor. Onun odasına özellikle geçmek istiyorum ki işte yerde mikrop kalmasın diye. Çünkü gerçekten aşırı hassas. Hatta şey dedi bize veteriner. Onun oyuncaklarını, şunları falan, kendi işte yatan döşeğini falan bile deterjanla yıkayamıyorum hiçbir şekilde. Hatta ıslak mendillerini bile bebeklere özel, yeni doğan bebeklere özel alıyorum. O derece alerjik bir bünyesi var diye hani rahat eder diye düşündüm açıkçası bununla. Alayım ya. Alayım. Hatta geldiği zaman birlikte sizinle de bir deneriz. Onun haricinde cam silme makinesi almıştım bir önceki alışveriş videomda. Onu da en kısa zamanda deneyeceğiz. Yaza yakın, hatta bir haftaya falan yapabiliriz. Bütün evdeki perdeleri çıkartıp yıkayıp o zaman ayarlayabiliriz camları da birlikte. Bir şey de yapacağız sizinle. Ne yapacaktık? Kaş yüz suyu alacaktık ama karanlık çöktü. Onu bir sonraki vlogda hallederim. O da aklıma geldi. Şimdi saçımın dibi çıktı ya, bayramdan sonra boyatacağım. Boyattıktan sonra bence bunlara yapalım. Çünkü şimdi kaşımın rengini sapsarı yaparsam burası abez olacak. Onu da öyle hallederim diye düşündüm. Niye çok konuşuyorum hem de dişsizken. Son bir işimiz kaldı. Şu yıkananları da asalım. Önce bir boşaltayım ama tabii. Ay! Selahattin lokale geliyor mu hırkam? Ay Allah! Derdimi kederimi silkiyorum. Aşkım köpüş duymasın sesimi, havlayacağım. Eşek sıpası ya, bu kata indiğimi anlıyor. Sesimden, terliklerim, şey merdiven sesinden falan. Başlıyor çığırmaya. Şimdi daha tuvalet eğitim verdiğimiz için çıkartamıyorum. İleride fıldır fıldır gezdireceğim onu evde. Caner'in todaya bak. Çok. Tamam, hallettik. O zaman ben kapanış yapayım. Beni buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim. Umarım sıkılmamışsınızdır. Umarım bunalmamışsınızdır. Videoyu beğendiyseniz beğene basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, Instagram'dan da beni takip ederseniz çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kocaman öpüyorum. Kendinize iyi bakın.